Galatasaray Adana Demirspor deplasmanından puansız döndü, mağlubiyetle döndü. Biz de Spor Ajansı etiketine sizlerin görüşlerinizi sormuştuk. Galatasaray'daki bu kötü gidişatı nelere bağlıyorsunuz nedenleriyle birlikte? Mert Türkoğlu demiş ki yaz transfer döneminde taraftar olarak yönetime resmen yalvardık. Bu takıma 6 ve 10 numara lazım dedik. Çıkıldao klasik 8 numara dedik. Taylan ve Berkan yetersiz dedik. Sözümüzü dinlemediler diye bir isyanda bulunmuş ama Taner aynı fikirde yani, değil. Berkan transferi gerçekleştirdiğinde taraftarların birçoğunun Berkan'ı çok övgülerle karşıladığını biliyoruz. Taylan geçtiğimiz sezonki performansla değil, evet Berkan da tam anlamıyla oyunu ortaya koyabiliyor mu? Hayır. Ama taraftarlar da burada en azından bir bölümü gelen transferleri bayağı övgüyle karşılamışlardı. Abarttık ama bence. Yani Taylan 4 milyon artı 700, yani 4.7 milyon euroluk oyuncu değil. Yani Galatasaray bu paraları verebilecek mali yapıda değil. Artı yani o paraya sen çok daha iyi fırsat transferi yapabilirdin. Yani bu kadar zenginsen yani Alanya Spor'da bir sezonki performansına bakarak Berkan'da. Evet. Yani bu kadar sadece koşması bir veri değildir yani Galatasaray'da oynamak için yeterli bir gerekçe değil. Yani orada senin çok ekstra işlere ihtiyacın var. Berkan bence yetenekleri özellikle ofansif anlamda son derece sınırlı. Yani mücadeleci bir oyuncu. Bugün Stefan Kuntz'un bile o işte katettiği mesafeyle dikkatini çekebilecek bir oyuncu. Okey ama ben 4.7 milyon euro bir oyuncuya veriyorsam, bir yerli oyuncuya bir sezonki performansına bakarak ondan ekstra işler beklerim. Bugün Galatasaray orta sahası son derece yaratıcılıktan uzak, mücadele anlamında tartışılır. Yani belli bir noktada belki koşması çok sempatik görünebilir ama daha üst düzey mücadelelerde fiziksel olarak ayakta kalıp kalmayacağına da yani orada test etmek lazım. Ben bu anlamda yani bu oyuncular zaten Taner, şimdi bak çıkıldı 6.5. Morutsan 5.2. Şimdi bu oyuncular iyi oynarsa, iyi oynadığı sürece problem yok bu maliyetlerde. Nelson 7.5. Ama Galatasaray bu durumdaysa bu rakamları tabii ki tartışacağız. Peki devam edelim hemen. Özellikle hücum hattı ile ilgili bir eleştiri vardı bir taraftardan. İzleyenimizden Ali Karadiken demiş ki Galatasaray'ın en büyük eksiği orta saha. Parantez içinde lider özellikle. Kanat. Yine parantez içinde Vakeme gibi bir de bitirici forvete ihtiyacı varmış. Yani buna herkesin ihtiyacı var aslına bakarsan. Yani her futbol takımının ihtiyacı olan. Şu an Trabzonspor'a da sorsak Abdul Hoca aynı profilde oyunculara örnek gösterilse bile lider olmasına rağmen. Ama keşke olmaması bir hata Galatasaray'da bu olması tarzı. Gerekiyor tabii ki. Şimdi ama bitiriciliği kötü bir forvet. Galatasaray'da şimdi Çadne'nin Kasımpaşa İngiltere kariyerine baktığımız zaman kısa kariyer İngiltere'de olsa bile bitiriciliği çok yerinde bir oyuncuydu. Mustafa Muhammed bitiriciliği çok yerinde bir oyuncuydu. Şimdi bitiriciliği zaten iyi olan bir adam size gelip bitiriciliği kötü duruma geliyorsa burada irdelenmesi gereken şey aslında bu. Çünkü başka oyunculara baktığımız zaman şimdi siz bitiriciliği iyi başka bir adamda getireceksiniz. Sorunun temelini bulamadığınız zaman o da yine bitiricilik problemi yaşayacak. O yüzden de ben eldeki oyuncuların performansını yukarıya çıkartacak formülün bulunması gerektiğini düşünüyorum. Necati Hoca örneğinde de Nevzat Dindar bahsetti zaten transfer. Ben de transfere ihtiyaç olduğunu çok düşünmüyorum. Selçuk Hoca'nın söylediği. Ona katılmıyorum o düşünceye. Çözüm değil mevcut ya. Oyuncuların performansını arttırmak önemli olan şey. Peki nasıl arttırılacak? Ulaş Karakuş da demiş ki Galatasaray acilen yardımcı antrenörlerin değişmesi, gençlerle anlaşabilecek takıma fizik ve kondisyon yükleyecek yardımcılar gerekli. Takımın antrenmanı kötü olduğu için sahada futbol oynanmıyor demiş. İyi, güzel, hoşlu yardımcı olarak kimi getiriyor? Arteta'yı falan mı getireceksiniz? Biraz gerçekçi olalım ya. Kim var yardımcı? Yok ki yani sonuçta. Ama şöyle. Hayır. Yani böyle bir etki hemen gelip bir işte Fatih Hoca'nın bütün her şeyini bir anda değiştirebilecek filan. Böyle bir şey, öyle bir oluşum yok. Ama aranan şey o mu? Her şeyi değiştirsin düşüncesi mi? Yoksa katkısı olsun. Katkı olarak şöyle bir problem. Yardımcı hoca kondisyon yüklemez bu arada. Onu söyleyeyim. Görev dağılımında bu yoktur. Kondisyon yükleme, kondisyonerin işidir evet. Vesaire. Yardımcı hocanın burada bazen Fatih Hoca'ya küçük dokunuşlar yapması, Fatih Hoca kulübede değilken
oyuna yaptığı hamlelerle Fatih Hoca'nın belki talimatlarını bir şekilde uygulaması. Şimdi geçen seneye gidelim, aklıma özür diliyorum hemen, Murat Hoca'nın Sergen Hoca'yla olan o teknik heyet ilişkisi geliyor aklıma. Sergen Hoca'nın cezalı olduğu zamanlarda da Murat Hoca'nın o açığı kapatmaya çalıştığını, aynı zamanda oyun içerisinde de Sergen Hoca'ya sürekli yanına giderek önerilerde çok bulunduğunu gözlemliyorduk. Tabii orada çok uzun bir birliktelik var. Onun verdiği bir meyvedir. Mesela Çağdaş Atan Hoca'nın arkasında Fenerbahçe U19 takımının eski hocası Hasan Fırat Hoca var. Hasan Hoca daha önce Altın Ordu'nun altyapısında hocaydı. Çağdaş Hoca gitti, Hasan Hoca'yı ekibine dahil etti ve yardımcı hoca. Farioli oradan geldi mesela. Şimdi yok diyemiyorum. Türkiye'de çok yetenekli, altyapılarda takım çalıştıran inanılmaz hocalarımız var. Taktik anlamda müthiş işler yapan hocalarımız var. Dokunuş anlamında da Fatih Hoca'ya da zaman zaman dokunuş yapabilecek, oyuncu grubuna dokunuş yapabilecek, fiziksel anlamda toparlayabilecek inanılmaz kaliteli hocalarımız var. Ben ama Avrupa düzeyinde çok iyi hocalarımız var. Muhakkak vardır. Ben bir tane böyle hocanın yanına bir yardımcıyla çözülebilecek bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Önce onu söyleyeyim. Bir diğer nokta, bunun bir ekip işi olduğunu artık günümüz futbol endüstrisinde olay artık tamamen bir ekip işine dönüşmüştür. Yani tamamen bir yardımcıyla çözülebilecek ya da işte bir teknik adamla her şeyi çözebileceğiniz bir noktada değilsiniz. İşin işte psikolojik tarafı var, işte beslenmesi var. Yani dolayısıyla bilmiyorum, yani böyle bir yardımcı da şu an gündemde değil. Peki hemen Yunus'un performansı ile ilgili de çok soru var. Özellikle Morutan ve Çıkıldağ ile birlikte Yunus kıyaslaması da yapılıyor. Yunus'la ilgili şunu sormak istiyorum. Dün saha içinde sergilediği performans, sonrasında yapmış olduğu açıklamalar, Galatasaray'ın altyapısından yetişen bir futbolcu profili nezdinde Yunus bir kez daha Galatasaray taraftarlarının gönlüne taht kurdu. Maç sonu açıklamaları, hakikaten söylediğin gibi maç içerisinde ilk yarıda Balotelli'ye verdiği güzel bir pas vardı. Yine ikinci yarının başında ilk 5 dakikada attığı iki güzel gol. Şimdi Yunus hep zaten Galatasaray'da görev aldığı süre boyunca da özellikle kupa maçlarında iyi oynadığını gördüm ben. Hani neden bu kadro planlamasında Yunus'a yer açılmadı açıkçası çok bilgi sahibi de değilim. Yani daha doğrusu ikna olmuş değilim. Ama dün şunu gördük. Ben hatta bir tweet de attım böyle. Ya Yunus adı işte Yunus olmasa, bir Rumen olsaydı biz hangi gözle izleyecektik? Yani Morutsan'dan eksiği mi var Yunus'un yoksa fazlası mı var? Mevki olarak da aynı mevkide oynuyorlar. Yani maalesef yerli oyunculara bakış açımız bu anlamda biraz daha ön yargılı oluyor. Değerini çok fazla anlamıyoruz. Ancak bir yerlere gidip kendini gösterdikten sonra onları fark edebiliyoruz. Yunus bize şunu gösterdi. Ben pekala oynayabilirim Galatasaray'da. Evet. Yani Galatasaray bugün Yunus'u düşünmedi. Barış Alper'i aldı. İşte Morutsan'ı aldı. Barış Alper'e de ikincilik standardında yüksek bir para bedel ödeyerek kadrosuna kattı. Yani Yunus'la alakalı ben Yunus'un, hani bu Galatasaray'da yeni yapılanma, gençlik projesi vesaire diyoruz. Yani Yunus nasıl düşünülmedi? Hakikaten anlamış değilim.